Bu videoda 30 yıl boyunca %5 veya daha hızlı bir şekilde büyüme trendi yakalamış ve bunun sonucunda fakir bir ülkeden zengin bir ülkeye dönüşen milletleri yakından inceleyeceğiz ve bunu nasıl başardıklarına bakmaya çalışacağız. İlk olarak en büyük başarı hikayelerinden biri Güney Kore'ye bakalım. Güney Kore'yi bugüne getiren olayın temelinde 1945 ile 1948 yılları arasında gerçekleştirilen toprak reformu var. Elitlerin elinden alınan topraklar gerçek sahipleri köylülere verildi ve bu reform sonucunda tarımsal üretim muazzam şekilde arttı. Tarımdan elde edilen gelir basit plastik ürün ve tekstil imalatına yatırıldı. 10 yıllık süreçler içinde düşük katma değerli imalat sanayisinden adım adım yüksek katma değerli imalat sanayisine geçtiler ve bu her adımda en önde tuttukları şey eğitim ve öğretim oldu. 1980'lerin başında Türkiye ile aynı gelir düzeyine sahip olan Güney Kore, bu tarihten sonra demir çelik, otomobil ve elektronik üretimine ağırlık verdi ve tüm dünyayla rekabet edecek markalar yarattı. Güney Kore hükümeti de dünyaya açılan markalara her türlü kolaylığı yaptı, teşvikler verdi. Asya'daki rakipleri Japonya'nın Toyota ve Sony gibi markalarının yerlerinde neden LG, Samsung, Hyundai ve Kia gibi markalar yarattılar. Bundan 50 yıl önce Güney Kore dünyanın en fakir ülkelerinden biriydi. Yaklaşık 35 yıl önce de Türkiye ile eşit. Bugün Güney Kore'de kişi başına yıllık gelir 30 bin dolarken Türkiye'de 10 bin dolar. Birleşik Arap Emirlikleri 30 sene önce son derece fakir bir ülkeyken bu sürecin sonunda dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer aldı. Çoğu kişi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu konumdan dolayı yani petrolle zenginleştiğini düşünür. Ama gelirlerinin en önemli kısmını emlak yatırımları, havayolu firması ve limanlardan kazanıyorlar. Petrol toplam gelirin sadece %7'sini oluştururken geri kalanı sanayi ve arazi yatırımlarından geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin geliri son 20 yılda birçok dalgalanma gördü. 2009 krizinden sonra istikrarlı bir yapıya kavuştular ve en büyük zenginleşmeyi bu tarihten sonra yaşadılar. Yeni altyapı yatırımlarıyla daha da zenginleşip büyüme potansiyeli taşıyorlar. Eğer Birleşik Arap Emirlikleri bu adımları atmayıp sadece petrol kaynaklarına önem verseydi, bugün hem dünyayla rekabet edemez hem de bu durumda olamazdı. Siyasetten bağımsız olarak İsrail, 1948'de kurulduğunda çok fakir bir ülkeydi. 1990'a kadar da ekonomik olarak hiçbir önemi bulunmayan bir ülkeydi. İsrail bu listede en hızlı zenginleşen ülke olabilir. İsrail, 1980'lerde Sovyetler Birliği'nden göç eden Yahudiler sonrası güçlendi. Çünkü bu bir beyin göçüydü. Yahudi karşıtı Sovyet Rusyası'nda yaşamak istemeyen iyi eğitimli doktor, bilim adamı ve mühendis gibi uzmanlık alanında bulunan insanlar, İsrail'e gelerek ülkeye güç kattı. Bu uzmanların ülkeye gelip çalışmaya başlamasından sonra başka ülkelerde yaşayan Yahudiler de İsrail'e para yardımında bulunmaya başladılar. İsrail'in en çok bilinen sanayi kolu savunma sanayisidir ama bunun yanında dünyanın en önemli teknolojik kuruluşlarında ofisleri var İsrail'de. Kişi başına düşen Ar-Ge harcamasında İsrail dünya lideri, dünyada kişi başına bilimsel çalışma harcamasında da ikinci sıradadır. Özellikle 2000'lerin ortasından sonra tüm dünyada paraya ulaşımın kolay olması sonucu dünyanın dört bir yanında ekonomik büyüme desteklendi. Bu büyüme hem tüketicinin hem de üreticinin güvenini arttırdı ve dünya çapında ekonomik bir canlanma yaşandı. Fakat hala ülkeler genelinde eşitsizlik ve yoksulluk önemli bir sorun olarak devam ediyor. IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre şu anda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi Myanmar. Ülkenin yıllık gelirinin bu yıl %8.6 artması bekleniyor. Genel olarak bakıldığında en hızlı büyüyen ülkeler Asya ve Afrika ülkeleri. IMF'nin raporunda Myanmar'dan sonra ekonomisi en hızlı büyüyen ülke Fil Dişi Sahilleri. Afrika ülkesinde bu yıl %8.5'lik bir büyüme bekleniyor. Üçüncü sırada ise %8.4'lük büyüme ile Bhutan var. Siz ne dersiniz? Bizim ülkemizde bir gün dünyanın en hızlı zenginleşen ülkelerinden biri olabilir mi? Ve bu durumu nasıl başarabilir? Lütfen yorumlarda belirtin.